Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden arkadaşlar geçirdiğiniz ne varsa bugünkü sıkıntınız ona niyetlenin. Ve tabii ki de ben sadece görebildiğime ee rehberlik ediyor olacağım. Birbirinden bambaşka sıkıntılarımız mevcut. Siz uyanı alın, uymayan evrene gönderin arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip ben sizinle gördüklerimi görselleri de göstererek paylaşıyorum. Güzel şeyler çıksın, bütünün hayrına olsun inşallah diyorum. Şimdi şurada direkt gözetleyen bir insan yüzü var. Şu kişinin arkasından arkasından izliyor sizi. İlk açar açmaz dikkatimi o çekti. Görselleri şöyle bir gezdirelim. Her zaman da söylüyorum ben yaşanmışlıklarla alakalı da hesaplar bitmediyse eğer onlar yansıyor. Şu boşluk hayırlı bir boşluk mudur? Tabii ki de işliyorken söyleyebiliriz ama hani böyle boşluklar bazen insanın içi ferahlamış oh be dedirtendir. Bazen de depresyondur, boşluktur çünkü orası düşünmezsin, bomboştur. Yani dertlerinde kalır ama sen bir boşluğa düşmüşsündür. O boşluk mudur? Ee, bakalım neler söylüyor fincanımız bizlere. Şimdi arkadaşlar ya Bir kere şurada hançerlendiğinizi net söyleyebilirim. Bir tane hançer var tam olarak sırtınızda duruyor. Arada birisi var ve siz size fayda sağlayamayacak bir insanla konuşuyorsunuz. Yani bir kapı çalmışsınız ve o kapıyla alakalı da size dermanı olmaz o insanın. Yani o insan size yeterli gelemez. Bu hançeri <laughs> sırtınıza saplayan kişi her kim ise... Ee, arkasında bir şey gizlemiş, size vermemiş, sizden gizlemiş ve de siz sonrasında ne yapıyorsunuz diye de bariz bir şekilde izler durumda arkadaşlar. Bu izleme, <laughs> tabii ki de sinsi bir izleme. Ee, A harfiyle bir konuşma yapıyorsunuz siz. Arkadaşlar bir arada kalmışlığın verdiği bir çabalama durumunuzu söylüyor bu fincan bana. Yani diyor ki sen e, burada bir mücadele içerisindesin ve maalesef iki ayrı düşünen var iki de ayrı düşünen var sen ortalarındasın ama ara bulmaya çalışıyorsun ama hiç istemediğin iki kişiye bile kapı çalmışsın belki çıkış arıyorsun sen burada diyor bu fincan bana bir bir kere bir kancanız da atılmış yani bu konu hani neyse öyle hemen bitti gitti diyebileceğiniz bir konuda değil gibi bir kanca var yani orada. Hmm. Birine çok öfkelenmişsiniz, ağzınızdan bir ateş e, topu, ateş topu püskürüyorsunuz. Paris bir ateş topu püskürüyorsunuz. E, şimdi şunu söylemek istiyorum. Birine bir şey, bu ateş püskürdükten sonra siz bir kişiye bir şey uzatıyorsunuz ve o kişi zaten hali hazırda uzattığınız şeye e, ikilem yaşıyor, kararsız. Bir de hemen arkasında bu durumu birine anlatıyor arkadaşlar. Yani bu birine anlatıyor kısmı. Ee, tek değil olacak demek. Yani siz belki tek bir kişiyi düşünüp bir şey anlatacaksınız, bir şey isteyeceksiniz, ortak beraber ilerleyelim diyeceksiniz. Ama o tek ilerleyemez ve yanındaki ne de sorar durumda. Şimdi sizin hanenizle alakalı bir gemiye binmişsiniz. Bir, iki, üç, dört kişilik bir hane var. Bu da kendi bu yaşananlar sonrasında belki kendi sevdikleriniz. Şimdi bunun çalıştığınız iş yeri olduğunu düşünürsek eğer. Belki de bir gemiye atlayacaksınız, bir kayık gibi duruyor daha çok. Atlayıp diyeceksiniz ki, ya burada çok fazla dedikodu var, çok karışık olaylar var. Burada herkes çok karıştı ve burası bana göre bir yer değil dediniz diyelim ki. İş yeri olabilir bu direkt öyle düşünüyorum. Bir de ev olayı olabilir. Bu da dört kişilik iseniz kendi sevdiklerinizi kurtarmak istediğiniz bir durum. Ama şurada bir insan sizin tam önünüzde, ve gitmenize izin vermeyecek. Yani siz bazı engellilere takılıyorsunuz arkadaşlar. Hem de biraz vücut olarak da şöyle vermiş. Biraz poposu dışarıda kalan bir erkek. Kafasında şapka takan birisi bu. Bu şapka takması fiilen takar mı dedim şimdiki zamanda. Hani bir kasket durumlarımız da yok artık. Ama bu kişi kafasında biriktirdikleri var diyebiliriz beyin olarak zihin olarak derler ya görmüş geçirmiş insanım. Belki de öyle bir insan. Bunun dışında ellerini arkaya bağlamış kendinden emin bir duruşu var. İşin tuhafı. Yani size her şekilde gidemezsiniz. Belki bunu diyen bir patron çıkacak. Diyecek ki bir dakikaya ortalık karıştıysa sizin işin bir dakika bir dakika ben sizi kaybedemem diyen bir e, patron da olabilir bu. Arkasında da özellikle bazen işte iki kafalı biri çıkmış. Böyle gitseniz de olur, gitmeseniz de mi acaba diyen iki kişi ya da iki fikirli birisi. Yani e, patron dediğim kişinin arkasında. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. E, A S harfleri çok net var. O büyük kişi babanız da göndermek istemeyecek sizi. O e, annenizse bir büyük amcanızsa yani Buradan çıkış yok diyen birisi bu. Yani siz buna maruz bırakılmışsınız. Şimdi özellikle bununla alakalı da ne yapsam onun düşüncesindesiniz. Ve çok doğal olarak da bir iyi de ben istemiyorum. Yani bu benim en, en doğal hakkım der gibi görünmektesiniz. Şimdi her zaman bu, burada çok şimdi bir fincana yansıyorsa ben söylüyorum. Burada düzel yani düzelmesini istediğiniz bazı durumlarınız var arkadaşlar. Bu düzenmesini istediğiniz şey sizin için. Bu arada kapı çalıyor. Bu ses muhtemelen gelecektir ama kusura bakmayın lütfen. Bu arada siz bazı hesaplaşmalar bilinmeyeni bilmek artık e, resmiyet dediğim aslında. E, bu bir hesaplaşmayla da bağlantılı olabiliyor arkadaşlar. Yani hali hazırda sizin. E, belki de burada e, dökelim bakalım. Madem beni buradan göndermiyorsun, nedir gerekçen diye hesapta sorabilirsiniz. Hali hazırda madem sen bana bunu uyguluyorsun, ben de sana bir resmiyetle yolumu açacağım. Bak gör de diyebilirsiniz. Ee, sonuç itibariyle bu bir kolektif açılımı. Ben burada enerjisini bu şekilde anlatabiliyorum arkadaşlar. Bu falan burada bir hesaplaşma var. Hatta şöyle ki kendinizce bir yol açıyorsunuz. Önümüzdeki bir 10 gün içerisinde bir yola gitmek ya da kendinizce fiilen gidilecek değil ise de bu yola bilin ki kafanızdan açtığınız bir yol var. Evet ben bunu 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 böyle yaparsam diye planladığınız bir yol bu. Haricinde elinizde de korumaya çalıştığınız bir insan. Sanki küçük bir çocukmuş gibi çıkmış. Bu sahip olduğunuz bir kişi, evladınıza zarar gelmesin onun faydasına dediğiniz bir süreç olabilir. Onun için açtığınız bir yol olabilir. Haricinde de koruduğunuz yani bir şey koruyorsunuz. Sanki evladınızmış gibi. Dolayısıyla da arkadaşlar Altta bir, iki, üç, dört kişi de siz bunu yaparken aslında hem destekliyorlar. Hani evet doğru yapıyorsun sen, haklısın diyorlar. Hem de böyle sanki çok da cesaretli edemiyorlar sizin yaptığınızı yapabilmeyi. Yani hani taşın altına elini koyuyorlar mı deseniz yok derim. Siz teksiniz derim burada. Ama sizin içinde arkadan gelecek hakikaten sizin gibi düşünenleriniz de var. Ama bu yolculukta teksiniz arkadaşlar. Aldığınız kararı uygulamakta ya da yapacak olduğunuz mücadelede. Şimdi bu mücadele sonrasında, gireceğiniz bir yol sonrasında fal çok net işleyerek gitmiş açıkçası. İlk başta ben söylemiştim size. Burada bir boşluk görüyorum. Bu boşluk depresyon boşluğu mudur? Yeni bir başlangıç boşluğu mudur? Acaba koy verdik de gitti ne yapalım artık akışta kalacağız demedik midir? Bunun cevabı sizde. Ama siz tek başınıza kafanızda bazı bilinmezliklerinizle bir sürece adım atıyorsunuz. Bu süreç resmi ise de e, sonuç hemen sonuç vermez. Yani açtığım mahkemem ne zaman cevap verir? Eğer ki şayet bugünlerde resmiyetiniz e, şeysi almışsınızdır diye iki türlü bakalım. Ya siz burada resmi bir şey bitirdiğiniz için çok rahatlıyorsunuz ama resmiyeti varsa bir mahkemesi varsa bir başvurusu varsa işe alınırsınız, rahatlarsınız, mahkemeyi kazanırsınız, rahatlarsınız. Sertifikayı alma zamanı gelmiş, rahatlarsınız. Ya bu rahatlamak sizin bu davası olan arkadaşlarım için. Bu demek ya da hesaplaşması olan arkadaşlarım için de akışta kalacaksın demek. Şimdi bir hatta aile fertleri de böyle zaman zaman konuşmalar var aile içerisinde ama ım, yani size ulaşır mı bu konuşmalara? Hayır faydası var mı? Hayır o zaman herkes yoluna yani kendi yolunuza devam edeceksiniz bu döngüde. Ee, bana kalsa siz özellikle yani şöyle söyleyebiliriz bunu arkadaşlar, artık e, Kasım'ı böyle geçireceğiniz, Aralık'ta da bir mücadeleyi netleştireceğiniz çıkmış. Şimdi siz bu mücadelede varmanız gereken bir yere varacaksınız. Sanki sizi halihazırda hazırda orada bekliyor bu insanlar. A harfini göstermek isterim. A'yı gördünüz mü şurada? Değil mi? A bu. Yani bu A harfindeki bir insanın karşısına çıkıyorsunuz. Ve ben geldim. Elimdeki de budur. Aldığım belge de şudur. Kararımı uyguladım. Ben bu yolları böyle böyle geçtim diyorsunuz. Bir kabul göreceksiniz siz. Aralık ayında bir müdürle konuşursunuz. Kabul görülür. Bu bir başlattığınız proje ise kabul görülür. Bu bir taşındığınız ise hani... Artık hayata başlarsınız. Orada Aralık ayında hayatına biri biri giriyor. Bir büyük bu. A var onda. Ve siz bu insanla beraber Aralık itibariyle arkadaşlar, vardım dersiniz. Ben planıma, amacıma vardım. Varıyorsunuz her şeyden önce. Şimdi şöyle bir bakalım neler söylüyor bir de. Tabağımız nasıl tamamlanmış? Aralık'tan sonra adınıza birçok şey daha netleşmiş ve oturaklaşmış diyebilirim. E, bunu da şöyle söylüyorum arkadaşlar. Aile hayatında baktığımızda e, teksiniz. Arkada da e, bir kişiyi bırakmışsınız. Şimdi evlisinizdir kadın ya da erkek olun. E, burada bekarsınızdır erkek ya da kadın olun evde. Yani bir şekilde siz teksiniz. Bakın güçlü ve tek. Size yetişmeye çalışan biri var. Var ama siz gibi mi? Değil. Yani var olan ailesel sorunlarınızda, yani kişi sizi sever, bağınız var mıdır? Vardır. Birlikte misinizdir? Birliktesinizdir ama geleceği kim düşünüyor ve inşa ediyor? Siz. Top sizde, yük sizde sizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor ve bir kişi de geride kaldığını görüyorum. Evliyseniz eş sizin gibi güçlü değil derim ama bekarsanız da geleceği akıllı adımlar atan bir insansınız. Dolayısıyla da size erişmeyen, size yeterli gelmeyen, sizi taz, tat yani... Bekarsak burada tamamlamadığı ifadesi gelir. Evliysek yük size ifadesi gelir arkadaşlar. Sizin aşk hayatınız nasılsa bunu kendiniz öyle değerlendirin. Haricinde Özellikle hane ile alakalı baktığımda mücadeleniz aralık itibariyle bu bahsettiğim hani kayıya dört kişi bindiniz de bir büyük engelliyordu. Siz de işi resmiyete döktünüz demiştik. Eğer hane ile ilgili ise o konular konuşulursunuz ama yani net önünüz aydınlık. Yani belki de sonucunuzu net aralık ayında alacaksınız ve sonrasında bu insanlarla olan iletişiminiz bu laf kalabalığı bu işte konuşma hepsi lafta kalır lakırtı olur. Lakırtı. <laughs> yani e, çok konuşan ne diyelim ona? Bıdı bıdı. E, dır, dır 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 Evet dır dır. Yani bu tarz şeyler olur. Hani çok böyle hayatınızı etkilemezler. Bu tat bu ta, tabii konuşma hayal edin burada. Şimdi sizin burada kariyer hayatınızla alakalı. Çapanızı net görüyorsunuzdur arkadaşlar. Hatta iki kişiden oluşuyor. Biri emin değil de çapanın dengesini bozmuşlar gibi. Çapa tam şöyle durmuyor da çapa şöyle duruyor gibi çıkmış. Bu burada gözlemlendiğiniz bir çift göz tarafından sizin net dik durduğunuzu, bu insanlara bir şey anlattığınızı S, Ş diyebileceğim bir harf görmekteyim. E bir insan sizin bu kadar kademe atladıktan sonra arkanızdan ben de, ben de ayırasıyla hakikaten. Hani böyle çok sesini bile duyamazsın. Ben de, ben de diye sessiz sessiz. Arkanızdan koşa koşa gelesi var. Yani ne derler? Geçti Bo, boru muydu o? Hani bolu işte süre şeyi niğde hesabı. Boru evet. Dolayısıyla da e, orada bir geç kalınmışlık var. Siz artık atı almış Üsküdar'ı geçmişsiniz. Vay vay hem Üsküdar dedik hem niğde dedik. Hadi bakalım. Sonuç itibariyle önünüz açık. Sizin yani desteklemeyen arkadaşların pişmanlığını duyarsınız ama oralı olmazsınız. Çizgenizi net belirlemişsiniz. Aralık arkadaşlar benim buradan aldığım enerji Aralık ayı itibariyle Hayatınızda birçok şeyin şekillenmiş ve rahatlamış olduğunuz yönünde. Varsayalım ki bu Kasım ayında e, depresyona girerek atlattınız hani. Ama siz bir yere varacaksınız. Depresyondan da bir çıkarım elde edeceksiniz. Ve o size bir şey öğretecek. Ve karşınızdaki bir kişi ben geldim e, bunu bunu böyle yapacağım diyorsunuz ki. Aralık itibariyle de bu anlamda kapılarınızın açıldığını söyledi bana bu fincan. Ben sadece dilim döndüğünce. E, rehberlikte bulunmaya çalıştım arkadaşlar. Rehber olmaya çalıştım gerçekten sadece. O yüzden hakkınızda hayırlı olan sizin olsun. Evrendeki bütün şifaları üstünüze çekin isterim. E, bolluk bereket bunun adı. E, sağlık bunun adı. Aşk, huzur belki ama e, gerçekten niyetinizi e, ee, kelimelerinize hatta dikkat etmek gereke de biliyor. Evren onu size bir şekilde getiriyor. O yüzden hep derim kişiler bir şeyler elbette ki canınızı yakmıştır. Ama o da onun sınavı siz de bunu atlatmakla sınavdan geçeceksiniz. Kişiye beddua etmeye hiç lüzumu yok. O kişi zaten yaşadığını yaşatmadan bu dünyadan göçü gerçekleşmeyecek. İnsanoğlunun da sınavı böyle. Kime ne yaptıysan sen de yaşayacaksın. Canından çıkacak, kanından çıkacak belki ama sen o duyguyu tadacaksın elbette ki. Dolayısıyla arkadaşlar evrene gönderin. E, hep diyorum. Yani tüm yorumlarınızı okuyorum. Buket Hanım, sizin yorumlarınızla ben çok yol aldım. Hani faldan ziyade rehberlik haliniz bizi çok motive ediyor. Hani ben biraz burada astroloji eğitimimden aldığım biraz bakış açımın değişmesiyle de hani burada bunu sağlayabilmek inanın bana benim en büyük mutlu olduğum alan oluyor. O yüzden son sohbetlerime katılmış, katılmamış, falan mı dinlemiş, dinlememiş. Hani bunların hesabında değilim. O yüzden de enerjinize çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes çok değerli bir varlık. Bu dünyada nefes alıyoruz ve varız ve tekiz. Bizden bir ikinci yok. Kimse hakkımızı yememeli, yedirtmemeliyiz. Kimse derdimizi küçümseyemez. Kimse bizden büyük değil. Hepimiz insanız. Konumu, vasfı, maaşı belki ama insanlığı ve beden hakkı, insanlık hakkı yok. Öyle bir üstünlük yok arkadaşlar. Dilerim insanlarla karşılaşalım ve evlatlarımız da keza öyle. Her zaman söylüyorum sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Kesinlikle modunuzu yitirmeyin. Yarınlarınızdan o kapı açılacak ya sabır. Herkes hak ettiği güzellikleri yaşasın. Kalbinin güzelliklerine kavuşsun diyorum. Bir an önce kavuşanlardan olun, bir sonraki açılıma kadar. Başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.